Dizel yakıtıyla motor çalıştırmak verimlidir ancak kokulu ve siyah egzoz dumanı verir. Bu egzozda direngen, yanma sürecinde yanmamış direngen kalıntı karbon bulunur. Egzoz emisyonun havayı kirletmesini önlemek için dizel motorları ve dizel güçlü jeneratörlerin güçlü filtrelere ihtiyacı var. Bu kendini temizleyen dizel filtresi motor egzoz kurumunu yakalıyor ve filtre ögelerini ısıtarak onu yakıyor. Etkin olarak yanma sürecini tamamlıyor. Bu filtre ögelerinin merkezinde çelik fiberden yapılan kalın çelik yürüne benzer ısıtıcı şeritler var. Sadece bu çelik yüksek sıcaklıklara ve korozyona dayanıklı özel bir karışım içeriyor. Her ısıtıcı şerit tekrar tekrar akordeon gibi katlayıp açan bir makineye giriyor. Kalın çelik fiberler motor egzozu çalışırken kurum parçacıklarını yakalıyor. Bir elektrik akımı bu iletken fiberleri ısıtarak motor egzoz sıcaklığına bağlı olmaksızın kurumu yakıyor. Nikel kıvrımlar kullanılarak filtrenin büyüklüğüne göre her filtre parçasında 7 kıvrımlı şeride kadar bağlanıyor. Bu kıvrımlar güvenli bir biçimde çelik fibere presleniyor. Farklı bir tür kıvrım da dip kısımlarına takılıyor. Bu türlerde elektrik bağlantıları için 3 delikli bir plaka var. Sonra birleştirilen şeritler halka şekline bükülüyor ve delikli çelik kılıfın içine yerleştiriliyor. Geçici bir karton alan şeritlerle kılıf arasında kısa devrelere karşı yalıtım için boşluk yaratıyor. Uçlardaki elektrik bağlantılı plakalar öndeki boşluklara oturuyor. Geçirgen olmayan bir mineral mikadan yapılan yalıtım maddesi plakaların arkasına konuluyor. Arkasından çelik fiber parçalar geliyor. Tüm bunlar güç kaynağından şeritlere kadar temiz ve güçlü iletken bir yol yaratıyor. Yalıtıcı parça kılıfa yerleştiriliyor. Sonra pense yardımıyla her kıvrımın arasına bir mika halkası yerleştiriliyor. Bu da kıvrımların birbirine değerek elektrik akımı şeritlerden geçerken kısa devre yapmasını önlüyor. Her kıvrımın arasına bir ara çubuk yerleştiriliyor. Bu kalıcı olarak konumlandırılıncaya kadar kıvrımlara tek tip bir genişlik sağlamak için sadece geçici bir şey. Bunu yapmak için seramik çimento delikli çelikten yapılmış alttaki yuvarlak tabakaya dökülüyor. Delikler daha iyi tutturulmayı sağlıyor. Çimento tabakaya eşit olarak yayılıyor. Sonra paslanmaz çelik bir boru bu tabakayı üstteki eşdeğer bir tabakaya bağlamak için merkeze konumlandırılıyor. Şeritler çimentoya dikkatlice yerleştiriliyor. Ve üst tabaka oturtuluyor. Çimentoyu sertleştirmek için 85 derecelik fırına girdiklerinde sıkı tutması için üstüne bir ağırlık ekleniyor. 45 dakika sonra fırından çıkarılıyorlar ve üst tabaka şimdilik çıkarılıyor. Ara çubuklar ve karton boşluk parçası da çıkarılıyor çünkü artık onlara gerek kalmadı. Boşluklar artık betonun içinde kalıcı olarak bulunuyor. Bu çimento süreci üst tabaka içinde tekrar ediliyor. Sertleştirici fırında son 4 saat sonra elektrikle ısıtılan filtre parçası bu kendini temizleyebilen dizel filtresinin ana parçası tamamlandı. Ana birleştirme artık başlayabilir. Filtre ne kadar büyük olursa paslanmaz çelik kılıfında o kadar filtre ögesi bulundurur. Bu orta büyüklükte model için 6 parçalı 4 set yerleştirildi. Sonra elektrik kabloları her bir plakaya bağlanır. Sonrasında bir akım kontrol valfi her parçaya yüklenir. Çalıştırıldığında valf egzoz akımını azaltarak sistemin şeritleri elektrikle ısıtarak parçaları otomatik olarak temizlemesini sağlar. Daire bir bilgisayar temizleme devirlerini yönetir. Elementlerdeki kurum birikintilerini tespit eden sensörleri okur. Tek seferde bir ya da daha fazla parçayı izole edip temizler. Bir giriş bağlantısı yerleştirilerek kirli dizel egzozu filtreden geçirilir. Ve bir çıkış bağlantısıyla da egzoz kurumsuz olarak çıkış yapar.